Hülya teyzeyle görüşebilir miyim? Uyanınca aradığımı söyler misiniz? Sabah uğrayacağım ben. İyi misin? Evet. Birkaç gün sonra bizimkiler dışarı çıkınca daha iyi olacağım. Nasıl olacak o? Babam krediye başvurmuş. Hülya teyze aracı olmuş. Bu kabus bitiyor yani. Sevindim. O zaman bu haberi kutluyoruz. Seni çok güzel bir yere götüreceğim, yeni keşfettim. Aman başka bir gökdelense kalsın. Yok, korkma, bu sefer ayakların toprağa basacak. Hadi. İnanamıyorum ya. Hayır, böyle güzel yerleri nereden buluyorsun? Hani sen buralara yabancıydın. Sadece bakmasını değil, görmesini de biliyorum. Tabii buna sanatçı bakış açısını da eklersen. Vallahi bu manzara beni bile sanatçı yapabilir. Güldüğün zaman çok tatlı oluyorsun. Yani böyle de şirinsin aslında. Sen iltifat mı ediyorsun bana? Asılıyor musun demek istedin aslında, değil mi? Merak etme, asılmıyorum. Ama seni gerçekten şirin buluyorum. Ayrıca erkek arkadaşım var, biliyoruz yani. Bayağı da atarlı bir arkadaş. Öyle değildir aslında. Sen daha iyi bilirsin tabii. O yani... Onunla niye gitmedin cezaevine? Yanlış anlama, ben şikayetçi değilim. Onu aradım ama kapalıydı telefonu. Ben de bir an önce gitmek istiyordum, ondan seni aradım. Yani yardım edebileceğim ne olursa demiştin ya. İyi yaptın, sevindim. Niye anneni değil de babanı görmek istedin? Babamı benden başka düşünen yok. Ha düşünsene, Mirat abiyle dedem annemi görmeye gitmişler. Giyecek bir şeyler götürmüşler filan. Babama ne olursa olsun. Mirat Bey anneni göremez ki. Göremez tabii. Ama dedemi götürüyor. Tribünlere oynuyor yani. Bir aile kurmaya ne kadar da meraklı. Annenle. Asla olmayacak ama. Ha annem çocuklarını kaybetmeyi göze alıyorsa ona bir şey diyemem tabii. Mirat abi arıyor. Bakmayacak mısın? Ne var? Şu soruş tarzından sonra telefonu yüzüne kapatmam lazım ama neyse. Hastaneye geldim şimdi. Mustafa'nın annesi yoğun bakımda. Durumu kritik. Bilmek istersin diye düşündüm. Tamam, geliyorum hemen. Benim hastaneye gitmem lazım. Sen nereye? Geçmiş olsun diyeyim ben de. Gerek yok. Ne o? Gelmemi mi istemiyorsun? Ya şimdi... Anladım. Benim yanımda ne işin var, değil mi? Tamam. Yanlış anlama. Yok. Aksine gayet doğru anladım. Seninki geliyor. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol abi. Sen git istersen. Mirat abiden öğrendim. Şok oldum inan. Ya Ece babasını görmek istemişti. Cezaevine götürmemi istedi. Çıkınca da siz aradınız. Yani... Her yerde karşıma çıkıyorsun demiştiniz ya, o yüzden. Kaskını takmayı unutma.
Size de geçmiş olsun bu arada. Deniz Hanım'a bayağı üzüldüğünüz belli. Ama annem umurunda bile değil. Tabii ben de. Yani niye anlamıyorsun? Evinize geldim, zili 10 kere çaldım. Sonra seni aradım, kapalıydı telefonu. Çünkü yoğun bakıma girerken telefonu kapattırıyorlar. Ben ne yapayım yani? Nereden bileceğim? İşte sonra da Fatih aradım beni cezaevine götürür müsün diye. Taksiyi niye bilmiyorsun? Çünkü üstümde para yoktu o kadar, tamam mı? Hayret bir şey ya. Konumuz bu mu yani? Ben burada annemi geçmiş olsun diye ziyarete geliyorum. Senin konuştuğun şeye bak. Haklısın. Özür dilerim. Benim sinirlerim çok bozuk. Tamam. Şey, nasıl durumu annenin? Kan basıncını dengede tutmaya çalışıyorlar. Yani anlayacağın bayağı kritik. Her an her şey olabilirmiş. Gel oturalım şöyle. Peki nasıl oldu? İşte seninle konuştuktan sonra eve gittim. İşte biraz söylendim. Sen ne hakla Ece'yle konuşursun falan dedim. Sonra biraz ağır konuştum. Sonra da öyle bir anda yere yığıldı. Mustafa, ben çok üzgünüm. Keşke sana hiç anlatmasaydım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.